Londra Olimpiyatlarında futbolda Brezilya ile Yeni Zelanda karşılaşıyor. Grupta lider durumda Brezilya. İki maçta iki galibiyeti var. Yeni Zelanda ise sadece bir beraberlik aldı Mısır karşısında. Ardından Belarus'a yenildi. Mısır'ı 3-2 ile geçen Brezilya'da son maçta Belarus'u 3-1 ile geçti. Şimdi Brezilya'nın kadrosu ve hani olimpiyat kadrosu ve kalitesi düşünüldüğünde bu olimpik takımlar içerisinde, futbol takımları içerisinde öne çıktığını söyleyebilirim. Onlar ne kadar hani mesela Belarus maçında geriye düştüler, geriden geldiler. 3-0 öne geçip çok rahatladıkları Mısır maçında durum 3-2'ye geldi falan. Böyle sıkıntıları olsa da açıkçası turnuvanın mesela bana sorarsanız futbol dalında altın madalya en çok yakın gördüğüm takım. İzlediğim takımlar içerisinde de hani o seviyeye ulaşmış çok fazla takım yok. Kadro kalitesi düşünüldüğünde de böyle. Yeni Zelanda 2010 Dünya Kupası'nın şampiyonunun bile yenildiği o 2010 Dünya Kupası'nın tek namağlup takımıydı. Gruptan namağlup olarak çıkmış, yani elenmişlerdi, turnuvayı veda etmişlerdi. Öyle enteresan bir ülke. Tabii onlar açısından futbol hani soccer diyeceğimiz bir konumda. Yani futboldan biraz daha uzaklar onlar için. Yani rugby çok daha önde. O yüzden bu biraz olimpiyatta yarışmak dışında onlar açısından çok fazla bir yani ülkede de çok fazla heyecan yarattığını düşünmüyorum. İlk maçtan alınan Mısır beraberliği, ilk maçtan alınan Mısır'la bir puan önemli ama onun devamının geleceğini çok zannetmiyorum ben açıkçası. Benim düşüncem Brezilya'nın yani farklı galip geleceğini düşünüyorum. Yani handikaplı oynayabilirsin çünkü bu iddia kuponlarında yer alıyor bildiğim kadarıyla. O yüzden benim bu maçla ilgili yorumum handikaplı Brezilya şeklinde.